Manşete hoş geldiniz. 9 Haziran 2021. Perşembe günü Sedat Peker yeni bir video çekecek. Pazar günü başka sürprizleri olacak idi ancak bir son dakika kararıyla muhtemelen yeni bir yer değiştirme, Dubai'de veya başka bir ülkeye bilemiyoruz. Sedat Peker videolarına ara verdi veya sekteye uğrayabileceğini söyledi. Twitter'da aktif olacağını belirtti. Bu gelişmeler bir son dakika gelişmesi. Fakat ülkede gelişmeler öyle hızlı ilerliyor ve seyrediyor ki yetişmekte bazen güçlük çekiyoruz. Ben bu koltuğa oturduğumda yayın yapmak için bir gündemim vardı. Tam yayını başlatacağım, konuşmaya başlayacağım. Son 15-20 dakika içerisinde bambaşka gelişmeler oldu. O açıdan gerçekten kestiremiyoruz. Fakat şu var, 5 haftadır bütün gündem Sedat Peker. O ve ona bağlı... ...yan gelişmelerle e, konu yürüyor. E, ne iktidar partisi, ne Tayyip Erdoğan, ne başkası hiçbir biçimde e, gündemi değiştiremiyor. Bütün medya ellerinde olduğu halde, diledikleri gibi gündemi çekip çevirmeyi başardıkları halde... ...daha öncesini kastediyorum. E, muhalif medya denilen medya tırnak içinde, bağımsız medya denilen medya tırnak içinde... ...onlar da Sedat Peker'in iddialarının üzerine gidemiyor. Bütün bunlara rağmen, ciddi çünkü bir korku atmosferi var... E, YouTube üzerinden 10 milyonlarca seyredilen Sedat Peker videoları tamamıyla olayı kendine kitlemiş durumda. Birazdan bakacağız. Dünya basınının da artık bu gündeminde yani metrolarda dağıtılan gazetelerde bile İngiltere'de buna yarım sayfa ayrılmış durumda. Öncelikle dolayısıyla bir yaptığım hazırlıkla alakalı bir bölümü hızlıca geçeceğim. Daha sonra da ana konumuza geleceğiz. Sedat Peker neden videolara ara verdi ve Erdoğan köprüleri nasıl attı buna bakacağız. Evet, çok kısa bir ülke turu ve elbette Marmara Denizindeki çevre felaketi. Elbette bununla da ilgili de konuşacağız. Görüntülerin üzerinde de söyleyeceklerimiz var. Ama baştaki zihniyet öyle bir zihniyet ki sevgili seyirciler, aynen şu fotoğrafta görüldüğü gibi. Yani bu fotoğraf çok simge. Burası Giresun. Soldaki kule saat kulesi bir Rum çanı olduğu gerekçesiyle yıkılıyor ve sağdaki kule yapılıyor. E, bu tam anlamıyla işte bir yağma, talan, bir tür Moğol e, ne bileyim istilası ve hani bunu Twitter'da işi de şuna buna onun yıkımına falan benzetenler de olmuş olabilir. Aynı kafa çünkü. Soldaki eseri yıkıyor. Neymiş? Rum çanıymış veya Rum çanını çağrıştırıyormuş. Her neyse sağdaki ucubeyi dikiyor. Evet. Bu kafa her yerde ve bu kafa şu anda Türkiye'de emin olun son 8-10 senedir bir gangster çetesi olarak bütün devletin hücrelerine sızmış durumda. Bunu da böyle kabul etmek gerekiyor. Ve halka yalanlar söylüyor bu gangster çetesi ve bu yalanları sözcüleri aracılığıyla da yayıyor. Mesela sonuncusu bu. Abdülkadir Selvi 8 Haziran 2021 salı günkü yazısında Erdoğan'ın Biontech aşısı sarı seçili bölüm biraz daha yaklaştırayım görün. MKYK'da söylemiş Erdoğan Biontech aşısı olduğunu söylemiş veya Biontech telaffuzu değişiyor ülkeden ülkeye. Biontech diyelim biz Biontech aşısı olduğunu söylüyor Pfizer Biontech aşısı olduğunu söylüyor. Ee, ve böylelikle de Erdoğan'ın sözcüsü aracılığıyla bu konu kabul ediliyor. Hatırlayın Erdoğan 3 doz aşı olduğunu söylemişti. Artı antikor tedavisi gördüğünü filan söylemişti. İşte demek ki e, Çin aşısı yaptırdım diye kameraların karşısında verilen görüntü yalanmış. 50-55 yaş üstünü hala aşılamayı başaramamış bir Türkiye söz konusuyken Cumhurbaşkanı 3 kere aşılanmış, hem de Biontech aşısıyla aşılanmış, hem de üstüne antikor tedavisi görmüş. Halk aldatılmış tek kelimeyle. Sadece bu mu? İşte Ulaştırma Bakanı çıkıp diyor ki Kanal İstanbul'u açtığımızda diyor, Karadeniz'deki su veya Karadeniz'e akan ırmakların suyu işte Kanal İstanbul üzerinden şeyi temizleyecek, Marmara'yı temizleyecek yalanını atıyor. Ve işte İsma, İbrahim Özdabak çok güzel çizmiş Yeni Asya'da. işte vatandaşın külahı, külahımı anlat bunu der gibi. Evet. Galiba espride Kazım Gület yüzünde katkısı var ki İbrahim Özdabak artı Kazım Gület yüz yazmış. Gazetenin genel yayın müdürü. isminin i̇sminin kim olduğunu bilmiyorum. Önemli de değil. Her birisi zaten sarayın atadığı birer muhtemet, birer emanetçi. Ama böyle sersem kafalar tarafından yönetilen bir ülke var. Yani söyleyecek başka bir şey yok. Yine aynı şekilde gündemi belirleyemeyen, belirleyemeyen Erdoğan demiştik. Kılıçdaroğlu'na diyor ki işte senin SGK'nın başında olduğun dönem Erdoğan'ın artık ezberleri de değişmedi ve bu artık yani vatandaşa geçiyor mu geçmiyor mu ne olacak bilmiyorum. Ee, hiçbir inandırıcılığı yok. söz konusu CHP olunca işte efendim ekmek karnesine kadar gidiyor olay. İkinci Dünya Savaşı'nda ekmek karnesiyle karneyle ekmek alıyormuş insanlar falan. Daha evvel verdiğim bir örnek var. Onu bir kere daha verip geçeceğim. O günlerde gene karneyle ekmek veriliyormuş. Şu anda insanlar ekmek bulamıyor. Karneyle ekmek ne? Her haneye birer karne dağıtılıyor. O karne o karnede o hanenin kişi sayısına falan bakılarak kaç ekmek alacağı, o gün kaç ekmek alacağı diyelim 2 ekmek, 3 ekmek, 4 ekmek. O ile çocuk veya işte bakkala giden kişi karneyi uzatıyor. İşte 3 ekmek alabilir mi? örneğin. Bakkal çıkartıyor 3 ekmeği veriyor bilmem ne. Şimdi bu insanlar ekmek bulamıyor yani eleştirdiğiniz döneme bir de böyle bakın. Meral Akşener grup toplantısında konuşmuş Kanal İstanbul'la ilgili olarak yapmalarına izin vermeyeceğiz bu proje İstanbul'a yeni bir ihanettir diyor. Muhalefet iktidarın bugüne kadar neyi yapmasına izin vermedi sorusunu sorup geçiyorum son 10 senedir. Muhalefet içinde Akşener'in ve partisinin de olduğu muhalefet son 10 senedir Erdoğan'ın neyi yapmasına AKP iktidarının neyi yapmasına izin vermedi. Bu dünkü İngiltere'de e, ücretsiz dağıtılan metro gazetesinin e, görüyorsunuz e, bir kupür ve yarım sayfa neredeyse e, bir e, mafya babasının Türkiye'de gündemi nasıl değiştirdiği ve nasıl e, itiraflarıyla sarstığını anlatan bir konu ama bu yalınlıkta ve bu anlatıda e, bir Türkiye gazetesi çıkmıyor onu da belirtelim. O arada bu fotoğraf da son derece enteresan. Elinde sigarası araç kullanan bir vatandaş aracın camına işte bir tut, telefon tutacağına iyileştirdiği telefonunda Sedat Peker'i seyrediyor. Durum bu yani. Evet. Kimse seyretmedi, seyretmeyen kalmadı falan gibi tezlere ben katılıyorum. AKP'nin yarısı habersizmiş bunlara da çok fazla inanmıyorum. Uykusuzun kapağı çok enteresan diyor ki. Esasen bu eski bir kapak ama bugünü anlatıyor. Herkes dışarı çıksın, bir ülkeyi yıkayalı yıkayayım. Affedersiniz, bok içinde kaldı ortalık diyor. Evet, aynen öyle. Evet. Böyle söyleyince tabi fiziki olarak da durum böyle. Bakın iki uydu fotoğrafı var. Soldaki 24 Mayıs 2021 İstanbul ve işte Marmara Denizinin doğusu çekilmiş. Sağda da e, müsilaj veya den salya e, ne hale getirmiş. Ve dikkat ederseniz e, İstanbul Boğazı'ndan yoğun bir akış var gibi görülüyor. Evet, İstanbul en az 15-20 milyon ve İstanbul'un bütün e, kanalizasyonu e, bir biçimde arıtılmadan e, İstanbul Boğazı'na karışırsa bir noktadan sonra böyle tonlarca kanalizasyon, insan dışkısı, endüstriyel atık, e, işte efendim... Ev, ev atığı neyse, hepsini dahil ederek e, söyleyebilirsiniz. Evet. Birazdan bu konuya temas edeceğiz ama e, biz e, gündemimize e, tekrar dönelim. Gündemimize tekrar dönelim ve e, Sedat Peker'in son tweetlerine e, bakalım. Evet, burası Sedat Peker'in e, Twitter sayfası. Ve bu sayfada biraz önce Sedat Peker, perşembe pazar videolarına ara verdiğini veya ara vereceğini yazdı. Bakın şu tweetler. Diyor ki, bir tane namus olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum aileyle yolculuk zor. Biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkarız. Bu sebeple Perşembe-Pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar gecikebilir. Net olarak bilmiyorum. Ancak ölmezse kalırsak mutlaka yayınlayacağım. Twitter'ım açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım demiş. Bunlar enteresan. Ee, yine aynı şekilde bu tweetleri attıktan sonra... E, ...Pambukören dediği demirörenlerle alakalı e, bir tweet'i daha var... Unutmadan şunu da söyleyeyim. Berat Albayrak'ın FETÖ'cü hikayeleriyle o yakın yönetimini nasıl değiştirdiğini, bu işleri kendisiyle nasıl koordine ettiğinizi de anlatacağım. Senin televizyonunda bana saygısızlık yapıldı. Bedelini hepiniz ödeyeceksiniz diyor. Evet. Enteresan. Şimdi şeye bakalım. Sedat Peker'in gün içindeki diğer tweetlerine bakalım. Orada da mühim e, bazı e, ifşaatları var. Evet. Şehit polislerle ilgili olarak onlar şehit olacak, süslü sülü ülkeyi soyacak, gerçekleri görmemek için kör olmak lazım. Buradan direkt e, polis teşkilatına, güvenlik teşkilatına sesleniyor. En tepede de şu var. Sezgin Baran Korkmaz'la ayın 4'ünde İçişleri Bakanlığı'nda görüştün mü? 4 Aralık 2020. Resul Hor telefon açıp onu çağırdı mı? Ayın 5'inde bu adam yurt dışına neden kaçtı? Sedat Peker'in son 9. videosunda dile getirdiği bu iddialar bir türlü yalanlanmadı. Yalanlanmadığı gibi pek çok tanık ifadesi, Paramount Otel'in eski sahiplerinin ifadeleri vesaire bu iddiayı teyit etti. Yine aynı şekilde Esat Toklu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı... ...geçen sene Sezgin Baran Korkmaz'ın parasını oteline çöken ekiple... ...seni orada buluşturan konu neydi onu anlat diyor. Tabii elbette Esat Toklu bu iddiaların hepsini reddediyor... ...ve işte efendim yargıda hesaplaşacağız falan diyor ama... ...esasen Esat Toklu'nun dile getirdiği... ...yani yazdığı bir takım konular enteresan bir şekilde kendini yalanlıyor. Bunlardan birini de Erk Acaler ortaya çıkartmış. Resimdeki şahıs Esat Toklu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı. Dün dedi ki diyor Erk Acaler. Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, onunla ilgim yoktur. Bugün dedi ki diyor otelin lobisinde tanıştık, ayaküstü konuştuk. Bir diğer konuda Ali Mahir Başarır, CHP milletvekili Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun bir görüntüsünü paylaşmış. Togo kulelerini yapan firmanın patronunun mahkemesinden hemen önce patronun doğum günü partisine katılmış hem de patronun ofisinde devletin hakimi müteahhidin ofisine gider mi diyor. İşte bu da o görüntüler. Evet. Şöyle arkadan gelen şahıs Esat Toklu. enteresan ilişkiler. Yine şehadet gömleğini giydim yola çıktım diyor önceki tweetlerinde. Ve çakma muhaliflere sesleniyor Sedat Peker. Ben kendi savaşımı kendim veririm. Bir daha saygı sınırını zorlarsanız iktidar muhalefet hepinize birden devam ederim. Bir bitmediniz kardeşim vesaire diyor. Belli ki heybesi çok. iktidar muhalefet e, ...bunun üzerine, e, bunların üzerine gideceğini söylüyor. İlk tweette, en alttaki tweette pislik dedi diye İçişleri Bakanı'nın başına gelenleri gördünüz diyor. Esasen e, bu çok doğru değil. Bunu bir gerekçe olarak kullanıyor Sedat Peker ama meselenin farklı bir hesaplaşma olduğu anlaşılıyor. Yani İçişleri Bakanı kendisine pislik dedi diye gemileri yakmış değil. Erdoğan e, bugün e, Sedat Peker'e e, cevap verdi ve yeminli millet düşmanı dedi. Milletten umudunu kesenler terör örgütleri yememiş içmemiş işte terör örgütleri yetmemiş şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumda diye AKP grup toplantısında konuştu. Suç örgütü lideri diyerek yeminli millet düşmanı diyerek isim vermeden Sedat Pekere yüklendi. Böylelikle bu esasen Erdoğan'ın tamamen köprüleri attığını. ...gösteriyor. Bu grup konuşmasının hemen ardından... ...Sedat Peker... ...bir dizi tweet attı. Ve o tweetlerde Erdoğan'a değinmeden... ...Erdoğan'ın muhtemeli... ...demirören grubuna... ...yüklendi. Aynen şunları yazdı. Pambukören dediği demirören. Pamuk ...bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'de geniş bir kitle bilmeyebilir. Pamuka, Çukurova'daki ki Çukurova... ...pamuk ambarıdır benim de çocukluğum orada geçti. Çocukluğum ve ilk gençliğim orada geçti. pamuk tarlalarını falan çok iyi bilirim. ırgatları falan çok iyi bilirim. bizim memlekette Çukurova'da pamuğa pambık denir. Pambık. Sedat Peker de oradan yürüyor. İşte Demirören değil bu Pamukören. O, ama ona pamuğa da pambık diyor. o şekilde bizim Çukurova'nın pambığını herkese öğretti. Pambık öğren meselesi bu. Pambık meselesi bu. Pambukören sizin haram servetinizin nerede başladığını tarihçesiyle anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da anlatacağım. Rumlarına, Rumların mallarına nasıl çöktüğünü de. Pambukören Kemer Kontri'deki arsayı avukat Osman Hacıvekiloğlu'nun koordinasyonunda nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım. Totali Oyak grubuna nasıl faiz fiyatla sattığını göstereceğim. Pambukören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi ama ileride inşallah hepsi devlete geçecek. Sen çakma gazetecilerle, çakma tartışmacı, tartışmacılarına benim hakkımda yalan yanlış şeyler söylemeyi tembih ediyorsun ya ben sana göstereceğim. Burada da içeriden gene bilgi aldığını söylüyor. Demirören bir medya grubu aynı zamanda. Bu medya grubunda gazetecilerin veya ekibin bir şekilde Sedat Peker, Sedat, Sedat Peker aleyhine gazlandığı da gazlandığını da bir şekilde anlatıyor. Bu cinayet meselesi şu. Bakın Google'a şöyle büyüterek göstereyim. Erdoğan Demirören Arşimidiz yazın. Gelen haberleri okuyun. Bakın burada gelen haberlerin imajını, imajlarını ben söylüyorum. İş adamı Demirören cinayette suçlanıyor. Cinayetin mirası, Arşimidis belgeleri vesaire. Gizemli cinayeti araştıran Hayret, Hayri Kozakçıoğlu Demirören'lerin şirketinde çalışıyordu. Arşimidis şirketi Demirören'e nasıl geçti? İşte Arşimidis müessesesi, fotoğraflar, mitte kaybolan rapor, serveti e, soru işaretleriyle dolu vesaire. İşte bu şekilde, e, işte radikalden bir haber, arşivden Demirören'e suçlama, Rum iş adamı Arşimedis nasıl öldürdü? Arşimedisi nasıl öldürdü? Bununla ilgili çok sayıda tanık ifadesini, olayla ilgili ifadeyi ve re, olaya karışan resmi devlet, devlet görevlileriyle ilgili her şeyi. Ee, görebilirsiniz Google'a Erdoğan Demirören Arşimidis yazdığınızda bunların hepsi listeleniyor. Fotoğraflara da bakabilirsiniz grafiklere ee, çıkan haberleri veya işte yapılan analizleri yazıları da okuyabilirsiniz. Bu konu böyle bir şey. Ee, dolayısıyla e, baba yırttı bu işten e, öldü e, birkaç sene önce ama e, belli ki onun soyadını taşıyan insanlar bu Arşimidis cinayeti meselesiyle yüzleşecekler ezbere söylenmiş bir e, konu değil bu. Evet. Sedat Peker bu konuyu ısıtıyor bir kere daha. Sedat Peker'in RTlediği bir tweet'te e, Hanefi Avcı Fatih Altaylı'ya bağlanmış ve diyor ki Sedat Peker bildiklerinin henüz üçünü anlattı. 30 yıldır bu işin içinde bildiği çok şey var, devam edecek." demiş ve Sedat Peker bu tweet'i RTlemiş. Dolayısıyla Sedat Peker RTlediği için önemli bir anlamda Hanefi avcının bu cümlesine bir kıymet veriyor, manasına gelir. Yani peker bildiklerinin henüz yüzde üçünü anlattı. 30 yıldır bu işin içinde bildiği çok şey var. Devam edecek. Aynı şeyi Hanefi avcıya da söylemek lazım. Keşke Hanefi avcı da zekatının yüzde üçünü verse bilgi olarak. O zaman da pek çok şey anlaşılır. Hanefi avcı Gazi Mahallesi katliamı Gazi Mahallesi olaylarının kilit isimlerinden biridir dönemin İstanbul Emniyet İstihbaratı'nda keşke kendi bildiklerini sadece Gazi Mahallesi boyutuyla anlatsa bazı konuların aydınlanmasına yardımcı olur Hanefi Avcı parantezini kapatalım, kapatalım çünkü konumuz o değil Bülent Korucu Erdoğan Sedat Peker'e adını anmadan yeminli millet düşmanı dedi anlaşma umudu tamamen bitti demektir diyor aynen katılıyorum aynı şeyi düşünüyorum zaten bugün de KJ'de görüyorsunuz başlığımızı öyle attık Erdoğan köprüleri attı. Ahmet Dönmez paylaşmış. Paramount Otele üst üste 3-4 kere çökülmüş. Marina'ya çökülmüş. Doğan Medya'ya çökülmüş. Geçmişte Ermeni Rum mallarına çöküldü. yakın tarihte cemaat cemaat gönüllerin mallarına çöküldü. Hala da çökülüyor. Komple haram üstüne duran bir e, ülke çökmesinde ne olsun e, diyor. Kemal Göktaş Paramount Otel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı babam komadayken hisseler çalınmış diyor. Evet Atilla Uras'ın kızı Zanka TV YouTube kanalına konuştu. Yaklaşık bir saatlik bir kayıt seyredin. Hep çökülen bir otel ve Sezgin Baran Korkmaz da oraya Erdoğan adına çökmüş. Sonra da ona da çöktüler. Yani öyle bir şey Devamla Bülent Korucu Cem Küçük Alo Fatih gibi kendiyle ilgili gereğini yerine getirdi. Sedat Peker'e gerek kalmadan kibrit kutusuna girdi demiş. Evet bu tweet'i attı ve e, sırra kadem bastı. Cem Küçük elinden geleni ardına koma Sedat Peker'e söylüyor. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerede olacak? Göreceğiz tweet'ini attı Cem Küçük sonra bunu sildi. Bu iktidar unsurları hep attıkları tweet'leri siliyorlar e, ve yani Ellerinden gelse her defasında yeni bir hesap açıp öyle yola devam edecekler ama takipçiyi falan da kaybetme var onu da yapmak istemiyorlar şükürler olsun geriye doğru sildiğim tweet yok hepsi orada duruyor ee, değiştirdiğim görüşüm de yok ve bildiğimiz şeyi söylüyoruz hatalarımız olmuş olabilir yanılmış olabiliriz onu da e, ifade etmekten çekinmeyiz. Fakat bu çete hep beraber devlete çöktükleri için e, saklayacak kaçıracak çok şeyleri var ayrıca sabah başka akşam başka konuşmak zorundalar. Cem Toker eğer iddia doğruysa Demirörenler 750 milyon doları geri ödemiyorlarsa, ödediklerini kanıtlamıyorlarsa faiz hariç 4 kişilik ailenize maliyeti bugünkü kurdan yaklaşık 325 lira demiş. Ahmet Dönmez devamla. Demirören'e Doğan Medya için 750 milyon dolar kredi veren Ziraat'in genel müdürü Hüseyin Aydın'dı. 2008'de Çalık Holding'in Sabah ATV'yi alması için kredi veren Halkbank Genel Müdürü de Hüseyin Aydın'dı. Zarrab'ın, Reza Zarab'ın rüşvete bağladığı Süleyman Aslan'ın üstadı da o zaman Halkbank Genel Müdürüydü Süleyman Aslan. Üstadı da Hüseyin Aydın'dı diyor. Evet. Böyle bir Türkiye. Ve Türkiye bir anlamda e, suç suçlu cenneti olurken e, gerçekten vatanseverler, yurtseverler hem ülke cezaevlerinde bir kısmı da yurt dışında çile dolduruyorlar. BBC News Türkçe Başlıkta bitirmiş haberi Avrupa Konseyi 2 nokta üst üste Ocak 2020 itibariyle yani bundan 16-17 ay 18 ay hatta öncesi itibariyle Ocak, yani 18 ay önce Ocak 2020. Haziran 2021'de durum nedir bilmiyoruz. Ama veri önemli. Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de nüfusun yüzde biri ya cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında. Evet. Maalesef. Bahçeli Ahmet Şık'ı hedef gösteriyor ve Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bulunduğun yer mezarlık olurdu. Bir önceki tweetle mukayese edin. Evet. Katiller, çete üyeleri, gangsterler ülkenin Ankara'sına, devletine mühim kritik noktalara çökmüş. Kendinden olmayanları, biat etmeyenleri, canını sıkanları hain, terörist, işbirlikçi filan ilan etmekle meşgul. Evet. Ve Uğur Dündar soruyor tabii. Değerli savcılarımızın tümüne yıllık izin mi verildi? Hayır. O savcılar sürüldü. O savcılar KHK ile ihraç edildi. O savcılar korkutuldu. O savcılar cezaevlerinde çürütülüyor binlercesi hücrede. O savcılardan kimi şanslı olanlar da Meriç'ten, Ege'den, şuradan buradan canını zor kurtararak ülkeyi terk etti. Evet. Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler. Demir'in Tuncu'na affedersiniz. İnsanın puştuna kaldınız. Durum bu. Yaşar Kemal'in lafıdır. Bu eserlerinde geçer. Devam. Bitmedi. Daha göstereceklerim var. Ama dediğim gibi o kadar çok şey var ki bu masaya otururken başta da söyledim. Gündemim neyse masaya oturduktan sonra minik bir taramada bambaşka olabiliyor. Saygı Öztürk e, enteresan bir yazı kaleme almış sözcüde. 9 Haziran tarihli SBK Holding binasındaki Cumhurbaşkanlığı danışmanı diyor. İsim vermemiş. Ama burada şöyle bir bilgi paylaşıyor. İşaretlediğim bölüm. Sebeka Holding bağlı iş yerlerinde yakın döneme kadar 4500 kişi çalışıyordu. Holding binasını kullananlar arasında bir siyasetçinin bulunduğu gündeme geldi. Hemen belirtelim ki o kişi eski bir milletvekili ya da halen milletvekili olan kişi değil. Konuyu araştırdığımızda Holding'in ofisini kullanan kişinin halen Cumhurbaşkanlığında danışman olarak görev yaptığını öğreniyoruz diyor. Holding'de Sez Sezgin Baran Korkmaz'ın Holding'inde onun ofisini kullanan, kişi halen Cumhurbaşkanlığında danışman. Enteresan. Sezgin Baran Korkmaz demişken Turhan Bozkurt paylaşmış. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yurt dışına kaçması için Sezgin Baran Korkmaz'a önceden haber verdiğini iddia etmişti. Korkmaz İsviçre'de göl ve orman manzaralı villasında video çekmiş diyor. Evet videoyu da izliyorsunuz. Burası İsviçre. Masanın ortasında kocaman meyve tabağı dikkat çekiyor. Bu bir tabii e, konfor göstergesi. Her zaman böyle bilgisayarıyla poz veriyor. Önünde işte dosyalar açık vesaire. E, bir imaj çalışması, başka bir şey değil. Ama bu kişinin e, diploması bile olmadığı, eğitiminin de son derece yetersiz olduğu ifade ediliyor. Kim olduğu önemli değil. Yakın döneme kadar Erdoğan'ın muhtemetlerinden biriydi. Ama şimdi gitti. İsviçre'nin dağların eteklerinde böyle bir imaj düzeltme çalışması yapıyor. Türkiye'de işte hakkında kırmızı bülten çıkardık çıkaracağız diye geçiyor. O arada Can Dündar'la ilgili e, bir kırmızı bülten çıkarılması hikayesi bile doğru dürüst anlatılmıyor. Onu Ali Dinçer düzeltmiş. Kırmızı bülten çıkarılması kararı verilemez. E, Interpol Interpol'e üye herhangi bir ülke de böyle bir karar veremez. En fazla talep edilmesi kararı verebilir. Nihai karar Pursaklar 3. AKP ağır ceza sirkine değil, Lyon'daki Interpol merkezine aittir. Ki Interpol de kendine gelen bu talepleri kabul ediyor. Değil, onu söyleyelim. Evet, ülkenin içini dışını çok götürüyor. Durum bu. Bunu en iyi anlatan karelerden biri de Ajans France Presse'in Yasin Akgül çektiği fotoğraflar. Bakın burada üstteki yapılaşma, altta nasıl bir müsilaja ee, yol vermiş. Bakın görüyorsunuz. İşte hep söylediğim şey şu. Üstteki yapılaşmanın pisliğidir bu. Üstteki yapılaşmanın at atıklarının sonucudur bu. Ve bu fotoğraftan daha güzel hiçbir şey anlatmaz. Bakın. şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın bu fotoğrafla o kadar enteresan ki yani bir kürek takımı spor yapıyor ve müsilajın içinden böyle geçiyor. Guardian'a da bu fotoğrafı almışlar, kullanmışlar. Çok çarpıcı. Yani <laughs> bu müsilaj meselesini anlatan Salya neyse bunu anlatan en iyi fotoğraflardan biri. Yani hani bir 5 tane fotoğraf sesseniz onun içine girer, 10 tane sesseniz içine girer. Evet. Evet kıyıların hali. İşte arkadaki yapılaşma öndekini sonuç veriyor. Durum bu. O arada Türkiye'nin müsilajla mücadelesi temsili değil gerçek yer balıkesir demiş. Evet balıkesir'de ekipler görüyorsunuz. kıyıya vuran müsilajı hortumlarla böyle çekmeye çalışıyorlar. İğneyle kuyu kazmak diye bir tabir var. Yok o değil de buraya buna ne uyar bilemiyorum yani. Aklına gelen olursa yorum sayfasına yazsın. Evet. Aynı şey İstanbul Boğazı için de geçerli. Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği nasıl yapılıyor konulu bir video paylaşmış. Görüyorsunuz işte bir boruyla çekiyorlar. Yani iltihabın bir bölümünü böyle çekiyorsun ama iltihap üreten kaynak o iltihabı üretmeye devam ediyor. Ve sadece bir bölümünü çekiyorsunuz yani. Seyirci altına şunu yazmış. Bunu seyreden Mehmet Emre Koca Denizi Koca Denizi böyle hortumla çekecek misiniz? Bu mudur yani çözüm diyor. Vatandaş her şeyin farkında. Bakın bir tane adam boruyu dayamış bununla durumu düzelteceğini düşünüyor. Aynı görüntünün üzerine Sema Kaygusuz yazmış. Günde 4 milyon küp atık Marmara'ya boşalıyor. Bu iptidai çözümlerle yapılan sadece yaranın kabuğunu yolmak. Marmara öldü. Kökten önlem alsanız da denizin yeni bir versiyonunun oluşması tam 7 yıl demiş Sema Kaygusuz. Evet, bu şekilde çekerek denizi temizleyeceklerini düşünüyorlar. Marmara Havzası'nda bir önceki yayında da söylemiştim. 25-30 milyon insan yaşıyor. Bu insanların atıkları, evsel atıklar, endüstriyel atıklarla Marmara iç deniz bu noktaya geldi. Ve siz o müsilajı, o salyayı böyle hortumlarla çekerek falan belli bölgelerde nispi bir temizlik sağlarsınız. Deniz altına inen dalgıçlar, Balık Adamlar Kulübü üyeleri vesaire İstanbul açıklarında yani güneyde Marmara kıyısında zeminin yani su zemininin su altının üstünden daha beter durumda olduğunu söylüyorlar. Hatta bir balık adamın ifadesine denk geldim. Daha evvel biz çok açıklarda böyle müsilaj kümeleri görürdük su altında. Şimdi bunlar artık kıyıya vurmuş, suyun yüzeyine çıkmış durumda diyor. Hortumla çekerek filan bu işler düzelmez. Evet. Bakalım gündemde yeni bir şey var mı? Bir son dakika tweet'i, bir son dakika gelişmesi. Yok, hayır yok. Toparlayalım o halde. Erdoğan köprüleri attı dedik. Evet Erdoğan e, yeminli millet düşmanı diyerek, organize suç örgütü lideri diyerek Sedat Peker'le köprüleri attı. Ama Sedat Peker etrafındaki çember de daralmış durumda. Sedat Peker son paylaştığı tweette perşembe ve pazar günü yayınlayacağını e, açıkladığı videoları ertelediğini veya erteleyebileceğini ama bir şekilde bu videoları çekip koyacağını söyledi. Ailesiyle beraber tekrar yer değiştiriyormuş. Evet teknoloji öyle bir noktaya geldi ki siz e, herhangi bir otelin herhangi bir odasında bir duvardan falan veya bir kapının önünden falan bile bir e, video çekseniz paylaşsanız o fotoğrafı alıp o kapının veya o ne bileyim arkadaki çerçevenin arkadaki pencerenin neyse e, hangi otellerde olduğunu hızla tarayıp a işte bu burasıdır Sedat Peker filan otelin filan odasında bu görüntüyü çekmiştir. Filan salonunda bu görüntüyü çekmiştir diye günümüz teknolojisi bırakın istihbarat çalışması yapmayı günümüz teknolojisiyle basit bilgisayar kullanıcıları bile bu bilgilere ulaşabiliyorlar. Doğru. Belli ki Sedat Peker kendisine belki otel değil başka bir artık mekan bulmak durumunda. Belki ülke değiştiriyor ailesiyle beraber. Meşakkatli bir yola çıkmış gene. Perşembe pazar videolarının aksayacağını söyledi. Fakat Twitter'da aktif olacağını söyledi. İhtimaldir ki bir takım videoları, bir takım açıklamalarını, ifşaatlarını Twitter üzerinden yapabilir. Gene bir takım görüşme videolarını vesaire YouTube üzerinden yayınlayabilir. Evet bugünkü manşeti böyle. Böylelikle noktalıyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta, daha doğrusu önümüzdeki günler neler getirecek. Fakat Türkiye kamuoyu zannediyorum bir boşluğa düştü. Herkes Perşembe sabahı videosunu bekliyordu. Şimdi ne olacak diye herkes birbirine bakıyor pazar videosu da acaba güme mi gitti filan diyorlar. Bir yandan işte pazar günümüz vardı o da artık bununla geçiyor derken... bir yandan da bir Sedat Peker boşluğu olacak gibi. Bu Sedat Peker'in açıkladığı gibi gerçekten güvenlik kaygısıyla... veya yer değiştirmeden dolayı bir erteleme mi? Yoksa gerçekten böyle bir nedene mi dayanıyor bilmiyoruz. Bu Sedat Peker'in ifadesi ama dediğim gibi Sedat Peker'in ifadelerine... inanma veya güvenme katsayınız düşük olsun sadece alın değerlendirin. Alınıp değerlendirildiğinde ortaya çıkan... Gerçekler bile dehşet verici. İşte bu en son Demirörenlerin nasıl zenginleştiği, Archimedes cinayeti 70'li yıllardaki Erdoğan Demirören'in gerçek hikayesi falan açın, bakın yani o konuyu okuyun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Sadece o bile pek çok şeyi aça çıkarması açısından yeterli. Fakat iki hafta evvel Kutlu Adalı cinayetini konuşuyorduk. Hatta geçen haftaya kadar. Şimdi unutuldu başka bir şey konuşuluyor. Maalesef çok çabuk öğütülüyor bunlar. Tek başına Kutlu Adalı cinayeti bile Kıbrıs'taki çözümsüzlüğü ve Türkiye'nin e, o adayı nasıl kullandığını ve o adanın yöneticilerinin nasıl e, olaylara alet olduklarını göstermesi açısından önemli ama o bile geride kalmış görünüyor. Şimdi bir sürede Arşimidis cinayetini konuşacağız ve Erdoğan Demirören bu cinayetin faili mi değil mi? Demirören'in e, zenginliği Arşimidis ve Rum mallarına çökülmesinden mi? geliyor. Birkaç gün bunu konuşacağız. Dediğim gibi Google'a yazdığınızda bile aydınlanabilirsiniz. Bakalım Sedat Peker tekrar ne zaman konuşmaya başlayacak. Ama bizim yayınlarımız devam edecek. Gündemin hareketliliği belli ki Haziran boyunca sıcaklığını koruyacak. Hoşçakalın bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.